Kainatı yoktan var edene, Adem'i ve Havva'yı yeryüzüne indirene, insanı eşref-i mahlukat kılana, bize şah damarımızdan yakın olana, vacibi mutlak bir ve benzersiz olana, Rahman ve Rahim, Gaffar ve Kahhar olana. Bir kez daha şehadet ediyoruz ki senden başka ilah yoktur. Ve yeniden ahdediyoruz ki ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım bekleriz. Hamd ve şükrümüz sanadır, ya ilahi. Sen ki bizi yoktan var ettin. Elçiler gönderdin, varlığından haberdar ettin. Bizi Habibine ümmet ettin. O Habibin ki, sen olmasaydın kainatı yaratmazdım buyurduğun, alemlere rahmet olarak gönderdiğin ve yüce kitabında bize dosdoğru bir rehber bildirdiğin, canların canı önderimiz Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam. Selam üzerine olsun ya Muhammed. Risaletinden önce de üstün insani vasıfları sebebiyle el-emin diye bilinen, çevresine doğruluk ve dürüstlükte tereddütsüz bir güven telkin eden Hazreti Muhammed. İlahi vahiyle müşerref olduktan sonra Habibullah olarak insanlık için aşk ve sadakat yolunu, yani kurtuluşu müjdeleyen bir elçi, bir rehberdi artık. En yakınlarına dokunmuş olsa bile, en yakınlarının öldürülmesi, sıkıntıya, işkenceye maruz bırakılması dolayısıyla canı acıtılmış olsa bile, bir söz verdiğinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o sözünde mutlaka dururdu, asla ve kat'a vaadinden kulf etmezdi. Kendisini emziren süt annesi Halime Hatun başta olmak üzere, Ebu Talib'in hanımı olmak üzere, evet, pek çok hanım sahabi, sahabiye Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ömrü boyunca hep vefa gösterdiği, hep sadakatle, emniyetle, vefayla bağlı olduğu insanlardı. Mesela amcası şehit olduğunda, Hazreti Abbas şehit olduğunda, Hazreti Cafer şehit olduğunda, Hazreti Hamza şehit olduğunda, onların geriye kalan çocuklarına bir baba şefkatiyle yaklaştı. Medine dönemine gelindiğinde bile onlara olan bağlılığını, vefasını, bir kardeşlik duygusu içerisinde onlara daima gösterdi. Bütün yüreğini, gönlünü, bütün imkanlarını onlara açtı. Onları her defasında, her fırsatla kucakladı. O Muhammed ki es-sadıktı. İlahi aşkla bir elif gibi kıyama durmuş aşık-ı sadık. Çünkü aşk
sadakat ister. Çünkü sadakat aşkın tezahürüdür. O Muhammed ki aşıkların da sadıkların da en büyüğü. Bir gün sorarlar Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı öyle bir anlat ki başka hiçbir şey sormama gerek kalmasın. Bunun üzerine iki cihan serveri çok kısa ve net bir cevap verir. Allah'a inandım de ve dosdoğru ol. İşte sevgililer sevgilisi, nebiler nebisi, Efendimiz aleyhisselam. İslam'ın, Kur'an'ın ve dahi hayatımızın özünü, temelini sahabenin şahsında tüm ümmetine böylece bildiriyor. Doğru olsam ok gibi, yabana atarlar beni. Eğri olsam yay gibi, elde tutarlar beni. Eğri olsam yay gibi, elde tutarlar beni. Zaten iman olmadıkça sadakat da tam manasıyla yerini bulmuş olmuyor. Mehmet Said Kotku Hoca Efendi'nin tasavvufi ahlakına göz gezdirirken şunlara rastladım sıdkla ilgili. Sıdk daimi farzdır diyor. Daimi farzdır. Daimi farzı ifa etmeyen, daimi farzı yerine getirmeyenin muvakkat farzları kabul olmaz. Efendimizin yine bir hadis-i şerifinde bizi aldatan bizden değildir ifadesi doğruluğa sadakatin, doğru söylemenin ve kalben doğru olmanın göstergesi değildir nedir? İnanmak ve dosdoğru olmak. Doğruluk ve sadakat, Kur'an'da da temel ahlaki erdemlerden biri olarak ifade edilir. Diğer ahlaki erdemlerin temeli olarak gösterilir. Sadakat sözde, düşüncede, niyette, inançta ve amelde doğruluğu içine alan bir anlam genişliğine sahiptir. Fakat en temelde Kur'an, sadakati Allah'a olan sadakatle birlikte ele alır. O Allah ki bir ve benzersiz olandır.